İslam'da melekler, Yahudi ve Hristiyanların melek anlayışından farklıdır. İslam'da melekler, Allah'a mutlak itaat eden, isyan etme özelliği olmayan nurani varlıklar iken, Yahudi ve Hristiyanlarda özgür iradeleri nedeniyle Allah'a karşı gelme özelliği olan varlıklardır. Çünkü onlara göre şeytan, Allah'a karşı asi olan bir melektir. Yahudilik inanışında melekler, ateşten yaratılmış ve Tanrı'nın emrinde bulunan manevi varlıklardır. En büyük melekler, Mikail, Cebrail, Uriel ve Rafael'dir. Mikail meleği, Yahudileri korumak için göğü idare etmekle görevlidir. Cebrail meleği, vahiy taşıyıcısı ve ateşin koruyucusudur. Uriel ise havanın, yıldızların koruyucusu, Rafael meleği de mucize bir doktordur. Kerubim adında bir melek, elinde ateşli bir kılıçla cennetin koruyuculuğunu yapar. Serafim meleği ise büyük meleklerden kabul edilir. İnsanların canını alan da ölüm meleği denen bir melektir. Bir kısım melekler Tanrı'nın emri altında bulunup ona hizmet ederler. Yahudilikte melekler kanatlı insanlar şeklinde tasavvur edilmiştir. Bu düşüncenin Yunanlılardan Yahudilere geçtiği düşünülüyor. Melekler Tanrı Yehova'nın emirlerine itaat ederler. Tanrı'nın emrini yerine getirmek için bir melek 70 bin insanı veba hastalığı ile öldürmüş, başka bir melek Asur karargahında bir gecede 185 bin insanı öldürmüştür. Sonraki dönemlerde dualizmin tesiri ile ölüm meleği şeytanın farklı bir tezahürü olarak kabul edilmiş ve şeytan kötü meleklerin reisi olarak telakki edilmiştir. Yahudilikte, Kabbala mistisizminde bütün kötülüklerin şeytani kuvvetler tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Yahudiler için cinler, Tanrı'nın gazabına uğramış meleklerdir. Yahudi mistisizmi olan Kabbala inancına göre cinler, ölülerin ruhları, canlıların ve ölülerin bedenlerine girebilir, onları hükmü altına alabilirler. Hristiyanlık mezheplerinden Katolik ve Ortodokslara göre meleklere iman, inanç esaslarından kabul edilir. Ancak Protestanlara göre kabul edilmez. Hristiyanlarda melek Tanrı'nın emirlerini yerine getiren serbest iradeli ve bedensiz ruhlardan ibarettir. Melekler zaman ve mekan üstü varlıklardır. Hristiyanlığa göre melekler ateş ve dumandan yaratılmıştır. Şeytan ve cinler Tanrı'nın gazabına uğramış kötü ruh ve varlıklardır. Şeytan ve cinlere asi melekler de denilmiştir. İslam'da meleklere inanmayan biri tam anlamıyla Yüce Allah'a iman etmiş olmaz. Çünkü Yüce Allah peygamberlerine vahyi melekler aracılığıyla göndermiştir. Meleklere iman etmemek demek, peygamberleri ve onların tebliğlerini reddetmek demektir. Peygamberlerin tebliğ ettiği vahiyleri getirenler meleklerdir. Yüce Allah, kim Allah'ı, onun meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse kesin ve mutlak olarak sapıtmıştır diye buyurur. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Gözle görünmezler. Ancak Allah'ın izni ile farklı şekillere bürünüp görünebilirler. Onlar kendi arzularına göre hareket etmezler. Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat ederler. Yemezler, içmezler, evlenip çoluk çocuk sahibi olmazlar. Yorulma ve usanma gibi bedensel zayıflıkları yoktur. Melekler vahiy getirir, müminlere hayırlı işlerde yardım eder, doğru yolu gösterirler. Müminlerin affedilmesi için dua ederler. İnsanların iyi ve kötü işlerini kayda geçirirler. 4 büyük melek vardır ve 4 büyük melekten biri de Hazreti İsrafil meleğidir. Hazreti İsrafil, sur denilen aleti üfleyecek, kıyamet günü olacak. Tekrar üfleyecek, insanlar dirilecektir. Bir hadiste İsrafil, sahibi karn, surun sahibi, borunun sahibi olarak isimlendirilmiştir. İsrafil meleği ihya etmekle görevlidir. Yüce Allah'ın hayat verme ile ilgili emir ve iradesini uygular. Ölümden sonraki dirilişimizde de yine İsrafil meleği vazifelidir. Kur'an-ı Kerim Neml suresi 87. ayetinde surun üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunlarını bükük olarak ona gelirler der. Hakka suresi 13 ve 15. ayetlerinde ise sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur der. İkinci defa üfürdüğünde bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceği söylenir. Yasin suresi 51. ayetinde sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar diye buyurur. Sura üfleyecek olan melek, dört büyük melekten birisi olan Hazreti İsrafil, kıyamet günü sura üflemekle vazifeli melektir. Kıyamet günü Allah'ın emri ile iki defa sura üfleyecektir. Zümer suresi 68. ayette o gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar diye anlatılır. İsrafil'in birinci üflemesi ile yer ve gökteki bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. İkinci defa üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. Sur'un ilk üflenişine nefha-i ula, ikinci üflenişine nefha-i saniye denilir. İsrafil aleyhisselam sura üfüreceği için sur meleği de denilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme surun mahiyeti sorulunca şöyle demiştir. Üfürülen bir boynuzdur. İsrafil suru tutmuş, hazır bir şekilde kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor buyurmuştur. Surun üfürülüşü ve İsrafil meleğinin sura üfürmesini anlatan uzun bir hadis tefsir kitaplarında konuyla ilgili ayetlerin açıklanmasında anlatılmıştır. Bu hadisin bazı cümleleri sahih hadis kitaplarında konuyla ilgili anlatıları bahsedilmişti. Ancak bazı cümleleri ifade eden ve mana bakımından peygamber sözü olmayacak derecede münker kabul edilmiştir. Yani doğru bulunmadığı için reddedilmiştir. Sözü geçen hadisin tek ravisi olan İsmail bin Rafi, Medine'nin kıssacılarındandır. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hatim er Razi gibi hadis tenkitçileri hadislerin münker olduğunu, yani yanlış olduğu, hatta metruk bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Yani geçerli değildir. Levhi mahfuzda Allah'ın yazılı iradelerini okumak ve bu iradelerin yerine getirilmesiyle görevli olan mukarreb meleğe bildirmek de İsrafil'in görevidir. İsrafil meleğinin ve diğer meleklerin yüce Allah katındaki manevi değerlerinden dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen onların ismiyle dua etmiştir. Hazreti Peygamber gece namazına kalktığında şöyle dua edermiş. Ey Allah'ım! Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybı ve şehadet alemini bilen, sen kullarının arasındaki ihtilaflar hakkında hüküm sahibisin. Beni izninle ihtilaf edilen şeylerde hakka kavuştur. Sen dilediğini sırat-ı müstakime kavuşturursun. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.